Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Herkese selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Akşam çekiyoruz. Özleme geldik işte. Bir ne yapıyor, ne yapıyor diye geldik. Belki yarın akşama mı atılır, gündüz mü atılır bilmiyorum da. İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Çay demledim, soba yanıyor da eniştemle ablamı çağırdım. Yakını kadar gelin çay içelim diye. Çay içiyor. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi akşamlar hepinize. İyi misiniz? Merhaba. Biz gördüğünüz gibi geziyor. Bazen arada bir geziyor. Özlem çay pişirmiş, bizi çağırdı. Şimdi biraz gelmeyecekti ama soğuk diye. Hava soğuk, gitmeyelim neydi? Geri duramadık. Gidelim dedik. Bir de Yaşar burada ya. Yaşar dedi. Teyzem çırda gelsin diye. Ben yemek yiyordum, aramış. Kuzuzda misal vardı. Gelen giden eksik olmuyor. Senin sahibin bundan sonra eksik olmaz ki. Misal vardı, onlar da çekmedi, çekilmek istemediler. Her kişi de çıkmaz da diyebilir. Yarın gibi konuyor da uzak. Ona çıktıydı, ben düşüyorum, geri girdim. Ben dün girişlerden geliyor, aşağı içine girmişsin. Suyun kolyan, karanlık ya. Lamba yaktım ben de. Kolyanın içine şöyle önce yaktım. Karanlıkta tak tutup. Özlem de gelirkendir diyor, bunu geçmekendir. Anladın mı? Tak tutup, istedik orada. Esra şimdi dedim bana lambayı yakar dedim, yakmadın. Esra teyzen gelmiş ama. Kız sen de geldin, Ergun gelme. Bak. Gider diye bak. Teyzeye öyle dinir mi? Videom da dedim. Esra'ya dedim ki bugün gittiydim gelmemize diyor dedi. Esra'ya bakma ya. Esra'ya bir şey biliyor musun? Esra beni kovalardı. Mahara yine gidiyorum dedi. Abi dedim ben de öyle telefon açın. Görüntülü açın da gelsinler diyor. Ha şey değerli izleyenlerimiz Zeliş. Zeliş'in yemek tarifi. O yazmış bana. Onun kollarını iyi bir ısırsaydım diyor. Öyle deyince mi? Gelmek kollarını ne yap iyice ısıraydım diyor. Gelmeni yiyor ya. Bu ondan mısın dolanıyor abi? Bir de telefon açalım çay demleyelim haydi diyor. Niye çağırdın ya beni? Tıkım orada. Biraz da Yaşar burada da. Ben seni çığırmadım. Onlar çığırdı. Ha. Yalancısın sen. Nasıl yalancı? Nasıl? Teyze sevilmez mi de? Özlem sen bize geldin. Bunu burada bırak. Şuna bak gördün mü? Ne oldun mezende sen? Özlem bize gelirsen de bunu burada bırak gel. Arkadaşlar tamam, sen buna bakma iki gündür buradayım ya. Çok yani. Yaramazlık yapıyor. Ben de biraz evet bugün şey ettim buna. Doğrudur diye. Kızdım. Kızdım. Şakacıktan değil ciddiden kızdım. Hani iyi dursun şöyle böyle diye. Ama hiç bizi iki gündür bizi öldürdü. Öldürdü burada. Beni. Yine öldürdü beni. Onun için biraz kızlıydım o yüzden kovalı olur zaten. Evet, gelmedi. Bazen bir ahlılık gibi konuşuyor. Dizin diye mi kız? Esra'yı kim gari arıyor ya? Yani. Esra'yı alınmadın yani. Yazmışlar değerli takipçilerimiz. Esra kim yinesin? Orada kovalasın dursun. Yani. Vallahi git. Abi vallahi git. Özlem sen bize gelirken getirmedi ya. Telefon açsın. Dün de kaç kere telefon açtı dün. Ben gelemeyeceğim ya abladır oğlum. Ben almayacağım ki onu eve. Abi diyor üstümü giy de diyor karşı çıkalım anneme diyor da. Git kız. Şşşt. Dizin diyeme ya. Diyemedisin. Yok sana bakma da bu her gelen yanında şımarıyor bu. Esra'yı mı gari yapacağım? Siz gari güzelsiniz, biliyorsunuz. Başkalarına da biliyorsunuz. Senin evini boş yapmış. Dışarıda. Ana pahırda ekmek koymuyor kapıya götüre götüre. Dışarıda sen ondan arkadaşımla yatacağım. Boylu başka bir poşet şey vardı. Balık havası vardı, onların ne bildim sen ekmek bilmediğini bir de ekmek kaçırmış gitmiş. Esra sen evin kızı değil misin? Ömer biraz şey poşette bizim de bayatlamış. Bir poşette bizim de doldurayım annem. Oturdum da doldurayım bir. Çaydan da buraya getirsin. Poşette biraz şöyle az bir şey kalmış kıyamadım var ya bizim oralarda köpekler ne bileyim diye. Sonra da seninki aklıma geldi. Kurhan gelirken mi çıktı onu? İyiymiş. Bizi gördü mü biliyor. Havla mı oraya? Ya adını ne de biliyor. Seni de biliyor bende. Yanına vardı ekmek fırdı. İşte kuyruğunu savur diyor bunu. Adını ne de vardı nasıl seviniyor. Ama biz şuradayken de uzaktan bağırıyor. Zaten sesi geliyordu. Ağlıyordu zaten. Uzakta da yabancı diye bağırıyordu, Furkan yanına geldiydi, seviniyor. Ama geleni gideni biliyor. Biliyor. Yabancı olsa belli diyor. O gelen bir sefer havayı bozuyordu. Havla da mı? Bize bakıp çalmamadı. Kunduz korktu lan onlardan. Hani poşet geçirmiyor çaydanlığımızda. Zobayı var ya, zobamıza koyuyor. Bizimkide bir yanıyordu. Bizimki bu akşamlarda yandı. Sabahleyin ben bayağı bir komik koydum bugün. Bunu... Sabahına bu duyuyor, soba yanacak mı? Aman diyeyim, dur, beni yakalım. Hacım bize diyemedi, bize bugün geleceği komür.
Hüseyin telefon açtı. Gelmedi. Yarın mı gelecek? Gelir babam. İnişte şeyimiz de onaylanmış. E-okuldan haber gelmiş. İyi gelir o zaman. Gelir mi? Hı? Gelir mi? Bazını zaten satmaya çalışıyor. Ve herkes de onaylanmış. Yani cuma, cumartesi gelmesi, hafta içi kesin yüzde çıkışımız var. İnşallah gelsin de. Yaşar gitmeden diyor, şey diyor, giderse de diyor, işte bana açtı diyor. Senin numarası var ya bizde şeyi, kağıtların içinde. Gelince mi? E geldikten sonra onlar teslim eder gidermiş, onlar bulmazmış. Ya servis ayrı abi. Servis ayrı geleceğim. Gelsin de kullan, iyi güle güle kullan, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben hiçbir şey görmedim. Varsa o kadar da olsun. Olsun. Ben hiç görmedim de. Ben herkeste olsun istiyorum. Yani. Herkeste. Bir tane bir bende şey olsun da millette olmaz yani. Bir şey yok benim kalbimde. Allah önce herkese bir şey bana biz veririz. Şunu şeye götüreyim de. Veya Şakir'in evine ya da kendimizin tarafa. Masasıyla beraber. Yatak odama koy. İstersen evet. Çocuklar onda olsun. Sen ben bakarım diyor ona diyor. İyi o zaman masasıyla götürün. Ben boşa alır değilim. Kanepede şöyle aşağı çekerim. Televizyonu sana anlattırın. Çayırın bana. Tamam. Yarın sen bize gel. Bu evde dursun Yaşar'ın. Esra nasıl gittin? Ödevlerini ne yaptın mı? Yok diyorlar. Okulda nasıl gittin oğlaya? Valla sardım, büyüldüm. Daha doğrusu Yaşar sardı, sarmaladı. Bir şey giydi kapşonlu. Yaşar kocuk. Kızımızı kocuk giydi. Şuradan çıktı, aşağı yoldan gittiler. Bizden yanda yoldan gittiler. Biri çeyrek geçede çıkmış. Esra uzak durdu. Tamam gelmişler. Evin arkasına bindirmiş, bunun eline iki de düğüm almış. Kim? Abi Yaşar. Evet. Abim de bana neler alıyor, neler diyor. İboşalım bakıyor. Yok, ondan iboşluyor. O da alır da ondan iboşluyor. O da alır da iboşluyor. İboşluğun şeysi benim gibi biraz sihir. Ya ister tamam. Sen bana biliyordu. Şımardım ya bunu, şey biliyor. Şımardığı zaman susturuyordu. Ha. Bu Yaşar seslenmiyor. Abim beni diyor dükkana tıktı diyor. Nilaç kutu mu? Diyor. Nilaç kutu. Kıracağım sandalye ama. Kurbanım onu. Kız gecine diyemez de gece mi der giymiş oluyor. Vallahi kutu diye. Vallahi kutu bir daha kutu. Ama sen kutusu duyarsan. Abim olur ya kurban ol. Sen kutusun o kutu değil. Siz kutusunuz diyor. Ben zaten kutuyum. Kardeşlerim iyi. Sen kutusun. Ah, bugün sen neyin? Hepimiz senin yarışıyor bugün. Sen kasasın. Ya çarpma şura. Dizin diye merkez. Bugün hepimiz bundan yarışıyor. Ben de bunlardan yarışıyorum. Ya bak şuna gitmiş. Hadi kendimiz burada çay içiyorduk. Ondan tavanı jimlemeye gitmiş. Ben diyor onun hayvanlarına bakıyorum diyor. Bu ne demiş biliyor musun Hadi Engel abla? Değerli izleyicilerimiz. Evin hayırlı olsun demiş bir hediye aldım demiş. Bir de demiş horaz götüreyim de. Yani kışlı horaz kesinlikle ya. Götüreyim demişmiş Hadi Engel demiş. Bir tane demiş horaz gelmez ayıp olur demiş. Apo. Yanına bir de tavuk koydu. Duvar ya. Yo tavuk değil de. Anam. Sağ ol demiş. Apo. Duvar ya büyümüş de küçülmüş. Bu 100 yaşında ne var? Bu büyümüş bir kat kiri küçülmüş. Bu inişlemin babasından 10 yaş küçülmüş. Herkes 10 yaş büyümüş. Adam ne getirirse ona... Bir tane şey demiş boraz olmaz demiş. Gönlüm önüne geçerse. Yaşar'a soruyormuş. Öğlen amları her şeyi biliyor. Yaşar ev hediyesini alacağım. Dizileri, filmleri, her şeyi biliyor. Derse geldi mi? Aa, evim mi olur? Durak var. Derse geldi mi? Çırtacağım, atacağım diyor öyle konuda. Düştürdüm Allah. Ne varmış? Şşş, oho oho, tamam mı? Beye kadar sayarım. Duyuyor musun? Ben bunu satın, bana nasıl yatıyorum? Nasıl lan? Şşş. Ne var? Beye kadar sayarım. Eşlerimi yap. Oho, iyi iyi bir şeyler o. Okunacak teyze, sen. Ne? Bozuldu kesila. Bozuldu yine. Baba sen dedin ki sen niye gittin gider? Ne yapacağım? Bir ay oldu diyor. Niye gittin gel gayrı diyor. Nurhan abisi olur. Nurhan babası evet. Gittim ya. Aşama başlar. Ama defterin arkasını dönmüş. Başka sonra geliyor. He babam nerede ne zaman geldi? Ama sen yani babam da seni bırakmıyor. Bak öyle diye diye oturttun orada. Giden bırakmıyorlar. Esa böyle yapar defteri. Kaç kere halının altına koyuyorum ki ne öyle yapıyor? Esa kameranın önüne geçiyor. Çekil kızım, çekil oradan. Şu sandalye kırsa da ben de kurtulsam, sen de kurtulsam. Sandalye bak da yine oturma. Sandalye de kurtulsa. Bir tane sadece masa verdim, babası aldı bunu. Tek masa alsaydı şuna otururdu. Tek masa aldı, dedim de yıkımı sürükledi geldi. O daha iyiydi değil mi o masa? Bunu 80 aldı, o 60 liraydı. Ya fiyatını boşver de şey olarak iyiydi, tamam. Büyüydü de, yani bunu gezdirtiyor akşam aldı. Azılacak dursa, ödevini ona çatıp yapsa, kötü değil. Kırıldı mı kaldı ne yapacak? Bir oyunda, bir oyunda. O kaç kere açtı, örttü, insan içine seslenir mi oraya? Ya tut kal yapıştırayım oraya, onunla beraber yaksın, baksın. İyi o tarafa karıştırıyor, bir bu tarafa karıştırıyor. Tamam, bir daha elinde bırakacak onu. Anne. Hı. Gelme bunu.
Oku biliyorsan. El, elde, ele, elle. Burada ne var? Bayağı da okuyorum. Sordun mu? Biliyorum hocam. Servis bile mi okudun? Belki boşa gitmiyor bu okula. Tekrar da. Tamam hadi bakayım. El, ne diyor? El, el. Ne mi? Bilmiyorum burayı. Ne yazmış onu okuyor. Ama yattığını yoruyorum da yatıyor. Ezberlemiş herhalde. Şunu yapıyor. Ayaklarım toplandı yatarken. Ne olsun bu toplasın çocuk yatarken ayağını? Anne le, elden le'yi bildim. Ele, elle. Doğru okuyor mu? Bayağı öğrenmişsin bunu gitti mi? El. Gitti bunu öğreniyor. Bir kez bunu diyor. Aradan geçince bu cümle olsa demek her şey için. Şuna el, ele. Evet. Unutmaması. Ara biliyor musun? Ama şunu unuttum. Ne o? El. El yazıyor işte. Yükümlü şurada. Dur ben okuyayım. Furkan abin daha abartı bu çünkü. Ne kadar ders veriyor. Ay el diyorum. Üçüncü sınıfta. Elle. Sabahlar arada. Baba acında sen yaz değil. Elle. Ha elle. Anne acında sen yaz. Öyle. Şimdi dersin. Arası öyle bakardı. Şöyle bakarlardı gözüne. Ne diye sordum bana bakar dururdu. El. Zaman geçtikçe işte her şey değişiyor. Şimdi Furkan benden iyi biliyor her şeyi. Elde olmaz mı? Biz ben unuttum. Mi? Ben aradan biz ne bileceğiz? Çok işte. Zaman geçti. Okuldan ayrıldı. Bizler unutmuşsun. Furkan şu şöyle oluyor diyor. Tarih soruyor unutmuşum. Çaydan bir dokuyacağım yanacağım. Bizim çocuklar bir değişti. Anne şunu anlatıyorum. Şimdi Arzu'nun çocuğu da oyuncağına oynamam. Çaydan ne alalım? O da çay pişirecek. Tencere, tava. Anne. Kazanlarla oynamam. Tencere, tava, havada. Bu salonun da elle değil mi? Anne diyor, bir şey diyor, kapıda dikiliyor diyor, beni mutfağa doğru asılıyor diyor. Gittim mi, çiğ getiriyor diyor, çaydanlık. Çay pişirecek. Ağzını açıp açıp örtüyor diyor, ondan sonra gidiyor. Arzu'na bir şey yazsa, alüminyum çaydanlık ona. Bura gelince de seplona kava veriyor, içine metal bir şeyler atıyor. Benim şeyleri, çekmeceler açıp şu şey var ya. Kek çırpan. Onu getiriyor şöyle halıda. Aldın mı bağırıyor. Kek yapıyor çocuk olur mu? Şimdi kere de ben de olur mu? Ben de değişik oynuyorlar. Değişik. He. Bunu açtılar bağırışıyorlar. Diyor mu? Az önce tencereleri biliyorsan. Anne. Ne mi? Normal oyuncakları getiriyor. Ne? Almıyor. Diyor tencere getiriyor. Ben bilemedim. Allah Furkan'a okuttu. Ben bilemedim. Ne diyor Furkan? El diyor, ne diyor, ben de anlamadım. Ben bana çaydanlığı kokuladırdım, çay içen diye. Işte. Onlar tanıştırdın ya son çocuğu, dur kız dur. Çaydanlığın kapağını götürdüm, kokuladırdım, çay içen mi diyerek. Şimdi şöyle buharlanıyor ya, gel çay içelim diye çocuğa tutar da çaydan mı kıyıyor? Çay içiyor mu diye. Kızım bak da iç, bak kızıyorum o zaman. Şimdi de çaydanlık getir koyunu olmuş. Al şu ortadaki bir yalan. Sonra ben onu tak 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 tak. Esra, teyzeni mi seven, beni mi seven sen? Seni. Düşünüyorum. Teyzeni mi seven, beni mi diyor? Teyzeni mi seviyorsun, beni mi seviyorsun? Düşünüyorum diyorum, düşün. Furkan düşünür, yazarken düşünür. Düşünsün şimdi, kavadan. Bunu atayım mı işte? Evet. Hangi diyebileceğim? Teyzeni bir düşün bak. Kavada gitmiş kız. Yok, şöyle olmayacak. Ben Esra'yı seviyorum aslında da bazen şımardığı zaman da uyarıyorum. Şımarınca beni de uyardın da bana ondan kızıyor zaten dünden beri. Aslında normalde genel olarak iyi ama bazen bir şımarıyor. Kızımız yok, bir tane sensin, sen de çok şımarık oluyorsun. Hani kız başka? Yok. Ama sen... Bir tane Arzu Raplan vardı, yok. O da gitti. Esra kızımız var mı yok mu başka? Seni diyor, Rapla ile var. Benim mi? Sen onu diyor. Benim mi? Ha, gördün mü be? Parmak çıktı. Gördün mü? Parmak çıktı, sen kaldın. Sen teyze misin? Gördün mü be? Akıllı mı acaba? Akıllı. Akıllı. Ben de pek çıkacağım sandım ya. Isırayım mı? Şey dediği de ısırayım mı? Isırma. Yine de serpil çıktı, görüyor musun? Gördün mü? Bazen bana atıyor, i̇şte, atıyor. Yılanı yağlar, büyülür dedi, ne güler diler. Parmak çıktı. Parmak çıktı. Parmak çıkmış, Esra dememiş. Bu dememiş, parmak bana çıkmış. Ben sevmiyorum yani. Sevmiyorum. Sana parmak boş kaldı. Boş kaldı. Boş kaldı. Sen üç gerçi. Esas da şimdi değil gibi ısırmak. Yani yaşar başladım. Gider. Ondan sonra okula gitmek isteyince. Babam hep tavı değil mi? Esra. Yaşar gider. Tek kalın. Okula gitmek isteyeceksin. Yanıma gideceksin. Ne olacağım babam? Yarın yaşar bir yerde sonra gideceksin. İşte ne diyeceğim? Babam yok işte. Böyle boş. Ne olacak şimdi? Bakmıştık abla. O barınak beni işaret etmedi. Serpil'e gösterir orada. Serpil'e. Git Serpil götürsün sen okula. Ben gelip giderim. Ha? Tamam. Yaşar herhalde... Şimdi havalar böyle.
Babasıyla konuşmuş yaş herhalde. Yaşar Ankara'ya gidecek. Mesela şimdi havalar böyle normal. Babası gelmiyor. Soğuk ama normal. Hani şimdi daha sen bundan sonra kar yağacak. Ha onu korumaya. Ondan sonra kitle olacak. Değil mi? Geleme, canavarlar gelecek etrafta lacık buraya. Benim dedemi burada ama daha olur dedi. Yaşar hadi o zaman git bahar da koruyun. Dedi. Çunlar açıksın kodondan dursun. Çunlar da dursun ben dinlerim. Büyük kurtlar gelecek. Kaşınan kaşmaz, acıkmış. Gitsin bir de onları korumuş olmuş. Evet. Böyle senden otursaydı evde bak. Kaşını da yerdim. Senden otursaydı evde, vallahi hiçbir dilde görmeyeceğim diyor. Yarışıyor iyi. İzleyicilerimizden biri yazmış, kim olduğunu adını hem de bilemiyorum da. Kol başından araba bozuldu dedi ki ben kol başında oturuyorum. Bir ihtiyaçları olduğunda gelsin böyle. Başkalar da yazmış. Yani ihtiyaçları orada da çekilmesi gelsin. Sağ olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Miller de iyileşiyor, Allah razı olsun. Varmış ya. Aa, gerçekten öyleymiş. Bir söyle ya, hani şuradan bir yabancı gelse, bir yani yapma ihtiyacı olsa bir tiyatı ederim. Bu insanlık şeyine bağlı. Hala yapma çayımı, tamam mı? Su mu döktünüz içine? He? Ulusları da içer ya. Ya bekletecek ya da sütecek. Yaşar diyor ki, Yaşar diyor, sen de askerden geldin mi diyor. Hani bir yaşamıştım ama şöyle diyor, sonra doğum günüm var diyor. Geldikten sonra? Yaşar askerliği bitirip gelecek, 5 gün sonra İslam doğum günü. Doğum günü mu kutlamış? 12. ayın 25'inde. Annem pasta yapacak. Pasta ne yapalım? Bunu çığıracağım, bunu çığıracağım. Tamam. Aha, bana çığırma o. Sen çığırıyor. Dayanında seni sevme orada. Çağırıyorum şimdi. Şimdi de çığırıyor. Neyse yine de. Ama işte sevme orada, hani elim boşa çıktı diyordun. Tamam da şimdi şöyle, ben şöyle düşündüm. Çok sevgiden bahsederken bunu biraz fazla seviyorum. Evet canım. Biraz seviyorum yani. Çünkü siz hep iç içesiniz ya bayan olarak. Ben dışarıdayım. Ne de olsa iyi çok ya. Seni de sever. İnişte bir yok diyor. Oraya gideceğim diyor. Seviyen dokunam diyor da. Sen bağlı diyorum dedi. Sevgiden yana beni söyleyecek sanıyordum ben. Çevrimlere annesin adamın katılmak yasak sana. İşte bayanlara ben de katılmıyorum. Çevrimlere annem varsa katılmak yasak diyor. O yüzden elim sana boş çıktı. Tamam. Zaten ben bayanlara... Tamam içer mi? Esmer'de bayanlar çok iyi anlayamıyor. Bir kendini bu elbisesini yiyor. Güzelin ne giydi koca donun ne? Onun da makasından kesmiş bakarak koluna. Yırtık diyor bu diyor. O kaza geçirmiş. Kesmiş yırtık diyor oymuş. Bak hem dur öyle selam. Saçını kestiği gibi onu da kesmiş. Bak hele şöyle yırtık mı serpil kesildi mi gı? Bak hele makasından kesmiş. Betir hele? Kesmiş parçası içinde. Resmen kesmiş onu yırtık diyor. Bu haberi neye gitmem bacılarım gelip Ezra sizin tıraşı sizin. Oynar, şöyle de perçem kesmiş anlamış aklına. Model alırsanız. Model alırsan. Burada. Tamam. Öğretmen bunu sever misin saçımı böyle kestin diye. Şöyle zaman saçın arkasında şöyle bir topak kıl var. Bu neymişti dedi de sonra baktık mı annenin şarkında hiç saç yok. Bizimkinin birine miydi saç? Sakız kime yapmış diyordu. Arzu. Arzu saç. Tamam var aç. Hiç 19 yıl. Arzu ya sakız yapmış diyordu Özlem. Anne. Yatarken ağzından mıymış da düşmüş, yapmış. Düşmüş herhalde ağzındayken. Kestiydik orası. Saç. Şöylece dolaşmış sakız. Bir şey diyeyim mi? Ama öğretmenim görüyor. Görsün. O da görüyor. Ne biliyor burada? Dedi mi siz izleyelim diye? Neden koyuyor? Ben dedim de. Bu değil bu. YouTube'da bu sakız çiğniyor mu da çayla? İyi daha iyi. Daha iyi gelmiş. Mesela hocanıza mı söyledin bizim YouTube'umuz var diye? Evet. Yalan. Sen çay içmiyor musun? Ne dedin? Gördüğünü söyledim. YouTube'u var dedim. Abone ol dedim öğretmenim. Abone. Valla. Ama öğretmen seni duyuyor yalanı sana. Tamam doğru dur. Bu da çay, şey, sakız nasıl cıvılmış? Evet sıcak çayla ne olacak? Ben artist oldum. Esra ben artist oldum. Film çekiyorum. Evet Esra'nın sesi yok diye telefon açacağım. Ben de rahatsız etmeyeyim diye gündüz aramadıydı. Komür dedim evlerine tütüyor. Önce zehirlenirler diye korktum. Kirledim. Bu da dedi ki Yaşar'ı gördüm. Esra abla oturmuş deyince aramadım. Ben Cuma'ya gittiğimde Yaşar'ı gördüm. Korkuyor musun? Sizin şey diyor konu okuyor. Bizim komür olanı boğun attı Yaşar zobaya. Bize boğun geleceği ya da gelmemiş. Yarın gelir. Yarın gelir. Hüseyin almış da. Herhalde o başka yerlere götürüyordur. He. Sipariş sırasına göre veriyor. Ben de 1,5 ton azar mısın? O bize gitmez dedim. Onu bir yaka durdu. Sen sana mı vurdum adam ya? 1,5 ton almış da bize gitmez dedi. Biz bir aldık. Bize de gitmez. Bu ton gitmez bize dedi. Ama hiç kalmadı. Gel bana sorar lan niye vuruyorsun diye bana. Bizim bir yıl yapmaya bile gitmez belki. Gitmezse ileride alalım sen. Hüseyin dedi onu yap dedi öyle alalım dedi. Nerede durun neyi gösteriyor? Anne sana söyleyeyim. Telefonu sorar lan bana niye vuruyorsun? Gelir, tamam. Zam gelir ayrı da kalırsa. Valla bak dedim. Güneş onu yıpratıyor, tamam, parçalıyor dışarıda. Bu yazın var. Ok vardı.
Eğer gitmeyecek bir olursa ileride bir ya. İleride alırsanız siz de biz de gitmezse. Bak ya alırsa parçalanır. Bahara doğru gitmiyor. Biliyor musun? Her sene parça oluyordu. Ondan şey diyordu bize itiyordu. Bize kalıyordu. Ana 15-20 kalıyordu. Evet. Ton da alıyordu. İtiyordu 1,5 ton. Ama direkt ince hiç yoktu. Bunda bir yaka dur bacım. Sen de neyse 20 torba da hediye alırsın. Evet. Bir şey derse. 40 tezor öyle ton da o zaman. Bize de 40-50-60 teriz mi gelecek? 1,5 ton öyle mi oluyor? Bize de gitmez de yaka duralım bağlam ben. Çocuğuna doğru döndür de. Yaşar'da da hiç kıyamadım ben Yaşar'a. Daha nasıl yok. Keşke devletten isteseydiniz, bilmediler mi? Sen söylüyorsun. Bilmediler, asker annesi bana Yaşar'ı komik yolunu da bilmediler. Bize de bilmediler de. Bilmediler. Yazık bunun karşımı ne yatacağım? Alemde de ben kıyamadım Yaşar'a. Kendi haçlarını çıkar oğlum benim. Size de bilmiyorum da niye şey ya. Çay var işte bir doldurayım. Ben kaymakamlara gittim sordum da. Bir şey mi derim üstümüze ama vermiyorlar. Bir pakla diyor mesela. Yaşar uyudu mu? Yok. Uzanıyor bir de. Soğukta buzun etti oraya da. Yuhun yorganı örtülmüş. Evet. Yorgan tamam. Hayır. Bir tane daha söylüyoruz. Yine de sakız patlatıyor resimden. Eski mesul yok. Neyse arkadaşlar bayağı bugün de bir şeyle konuştuk sizinle. Yesir Aynen'de. He, Yesir Aynen'e bir duvaşlık kız. Ama bu patladı şu an. Sana ne dinledim bu patladı diyor. Değerli izleyenlerimize hoş geldin. Ama değil mi? Anlıyorum bir de arkadaşlar bu sakız patladı. Ya o öğrenci şu anda sakız da patladı. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Selamlar. Abonelerimiz ücretsiz abone olmayanlar varsa lütfen adına da olun. Haritanızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hepinize. Çok sağ olun. Kız patladı şimdi. Hepinize iyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Benim sakız çiğnemem böyle olur.